Cumali Yıldız. İki çocuğum var. Süleymanöyük'te kalıyorum. Sosyala gittim. Kömür talebinde, yiyecek talebinde bulundum. Gelsin git çalışabilirsin. Ben iş yok, güç yok. O çocukları nasıl besleyeceğim, nasıl? İş yok, piyasada güç yok. Ne yapacağımı şaşırdım. Borcum zaten dünyaya aşmış. Çocuğuma bir şey alamıyorum. Benim çocuğumun başkası alıyor. Yiyeceğini mesela, okul ihtiyacını bilene başkası gördü şu anda. İnancınız yoksa mesela gidip okul müdürlerine sorabilirsiniz. Mağdurum ben. Mağdur olmasam zaten böyle bir şeye kalkışmam da söylemem. Sosyal yardımlaşmaya başvuruyorsunuz mu? Yaptım. Gençsiniz, gidip çalışabilirsiniz diyor. Hani gençsiniz, tamam herkes genç. İş yok, güç yok. Nerede çalışacağım? Ben çoluğuma çocuğuma yatağa ev eşyamı aldım, ödeyemedim. Mağdur oldum. Borçluların biri geliyor, biri gidiyor. Yani evimize hiç mi bir şey almayacak? Vatandaş olarak hiç mi bir şey almayalım? Kuru kuru ölüp gidelim o zaman. Türkiye Cumhuriyeti değil miyim ben? Böyle iş mi olur? İki tane çocuğum var, okuyor. Okul masraflarını zaten adam bu dağ kalan müteahhitler yardım etti. Gelin gidekin inanmıyorsanız gidin gidek sorakın. Adam aldı kitabını, defterini, kalemini, hepsini o aldı. Çocuklarıma yatak aldım, ödeyemedim. Evimin beyaz eşyasını aldım, ödeyemedim. Mağdurluk böyle. Mağdurum ben ya. İsteğiniz nedir Sayın Valimizden? İsteğimiz odun, kömür, biraz yardımcı olursa sevinirim yani bu konularda. Yani sevinirik ya bir vatandaş olarak biz de şeyimizi bekleriz yani. Şu anda evinizde kömür, odun yok, soğukta kalıyor çocuklar. Kalıyor tabii, kış geldi, bundan sonra kış. Çoluk çocuk kış. Nerede kalacak bak. Ev bilene benim yok, evim yok. Bir dikili taşım yok ki benim evim olsa. Bir dikili taşım yok, taşım. Onu ben söyleyeyim. İki tane çocuğum var. Hadi çıktı senin vatandaşı. Gelse. Hadi çık oğlum. Kış günü ortada kalsam ben ne diye kalacağım? Kimin çadırında kalacağım? Alır mı çadır? Benim eşya alıyorum, ödeyemiyorum. Bir şey yapıyorum, yapamıyorum. Bir ara şey aldım ben. Sakatlık raporumu aldım. Kağıtlarım kayboldu. Bunu da devletimiz sağlansın dedi. Bir ara vermedi. Bir ara rapor da vermedi. Yardım da verdiği yok. Ama burada ihtiyacı olmayan vatandaşlara odunu var, kömürü var. Yiyecek de geliyor. Herkes keyfinden memnun. Ama biz perişanım ben. Elektriğimi başkasına ödedirsem, suyumu başkasına ödedirsem biz vatandaşlık nerede kalmış? Ben böyle bir vatandaş olmak istemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ben ya. Yani o zaman kabul etmiyorlarsa silinelim. Ya perişanlıktan herkes her şey yapılır. Hırsızlığı da yapılır, içsizliği de yapılır, tatsızlığı da yapılır. Ne iş yapacağım ben?